أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاُفَوِّضُوا اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ اللّٰهُمَّ رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا وَفَهْمًا وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ Amin. Ya Mu'in, Ya Erhamer Rahimin. 2019-2020 sohbet dönemimizi başlatmış bulunuyoruz. Rabbim dinimiz, dünyamız, ahiretimiz hakkında kardeşlerimiz hakkında, ülkemiz hakkında hayırlara, birliğimize, dirliğimize, hidayetimize vesile eylesin inşallah. Mümin sözün en doğrusunu, en güzelini dinler ve en güzeline, en doğrusuna ittiba eder. Biraz sonra da göreceğimiz üzere sadece dinlemekle kalmaz, semi'na demekle yetinmez, semi'na ve ata'na der. İşittik ve itaat ettik der. Ve böyle müminlere Allahu Teala lütuf, ihsan, rahmet ve mağfiretle müjdeliyor. İşittik ve itaat ettik diyenlere. Biz maalesef bugünkü Müslüman kardeşlerimizin hali maalesef işittik ve itaat ettik diyemediğimiz için bugün bazı fitnelerle, musibetlerle, cezalarla karşı karşıyayız. Onun için Rabbim bizleri işittik ve itaat ettik diyenlerden ve rızasını ve cennetini kazanacak bir hayatı yaşayıp cennetine girip cemalini görenlerden eylesin. Biraz önce Sinan kardeşimiz söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eşşitâ'u rabî'ul mü'min. Kış müminin baharıdır. Bahar mevsimidir. Niye? Kazanç mevsimi yani. Hasat zamanıdır kışın. Çünkü kasura nehâruhu fesâme. Gündüzleri kısadır. Oruç tutmak kolaydır. Oruç tutar, kazanır, hasadını yapar. Gündüzler kısa kış mevsiminde. Demek ki burada bize bir Efendimiz mesaj veriyor. Kışın günlerini oruçla geçirin. Kazanmak istiyorsanız, hasat yapmak istiyorsanız, harman kaldırmak istiyorsanız kışın günlerinde bol bol oruç tutunuz. Emin olunuz sahabe-i güzün efendilerimizin başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere en çok yaptığı ibadetlerden birisi vallahi oruçtur. Kalkıyor Efendimiz sabahleyin, ne var yiyeceklerden? Yok ya Resulallah, bugün ben niyetliyim diyor. En çok yaptığı ibadetlerden biri. Bizim de en çok yaptığımızdan birisi çok yemek ve hastane köşelerinde kalpten, kolesteroldan, tansiyondan, şekerden, kemik erimesinden hastane köşelerinde, kuyruklarında beklemek. Gündüzleri kasura naharuhu, gündüzleri kısadır, fesame, oruç tutarlar. Ey gençler topluluğu diyor. Evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlilik dinin yarısıdır. İzâ tezevvecel abdu fakat istekmele nisfaddin. Bir kişi evlendiği zaman dinin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısı için de Allah'tan korksun, takva bir hayat yaşasın. Evlenemeye gücü yetmeyen ey gençler topluluğu, oruç tutun diyor. Oruç günahlara karşı kalkandır. Şimdi bizim gençler oruç tutmadığı gibi maşallah sadece bir uyurken yemiyoruz. Nerede kalsa uyurken de yiyeceğiz. Gezerken, dolaşırken, inerken, çıkarken ondan sonra da gençlerin hakkından gelemiyoruz.
Evlenmeye gücü yetmeyenler oruç tutsun diyor. Oruç günahlara karşı kalkandır. Bangladeş'te Arakan mülteci kamplarındayız. 144 tane yetimin kaldığı bir medresedeyim. Üzerlerinde bizim hamam peştemali gibi bir etek, talebelerin üzerinde işte ona göre bir gömlek. Vallahi oruçlular talebeler. Kaldığı yerlerde toprak ve sadece bir hasır örülmüş. Ve bu talebeler içinde yeminle söylüyorum, Buhari'yi, Müslim'i ezbere bilen talebeler. Söylüyorum. İnnemel a'mel binniyat devam ediyor. Ravahul Buhari, Ravahul Müslim. Kim nerede geçiyorsa. Benim İmam Hatip talebeme, ilahiyat talebeme bırakın Müslim Buhari'yi 40 hadisi bile ezberletemiyorum. Nimetler içinde yüzüyor. Dolaplar elbise dolu. Buzdolabı yiyecek dolu. Dolaplar efendim teknolojik aletlerin artıklarıyla dolu. Ama 40 hadisi bile ezberletemiyoruz. 40 tane duayı bile ezberletemiyoruz gündelik hayatta. Yani muhtacız biz o dualara. Evden çıkarken, eve girerken, yatarken, kalkarken. Yani her Müslümanın, bırak talebeyi, her Müslümanın ezberlemesi gereken dualar. Öyle bir Rabbimiz var ki dua etmeyene, istemeyene kızıyor. Biz kime kızarız? İsteyene kızarız. Rabbimse istemeyeni cezalandırıyor. Bazen böyle belalar, musibetlerle istettiriyor. Kendine yalvandırıyor, yaklaştırtırıyor. Ama biz ciğer paramız, evladımız bile olsa bir iki daha devam etse istemeye yeter be deriz yani. Senden başka çoluğum çocuğum yok mu? Rabbimse Estağfirullah ve ma ya'ba'u biküm rabbi levla du'aukum fekad kezzebtum fesevfe yekûni lisâme. Rahmetli Necip Fazıl merhum paraya önem vermeyen birisi. Alır hemen harcar. Osman Yüksel Serden geçti rahmetliyle hapisteler. Hemen gidiyor parayı alıyor ondan borç diye. Varıyor beylere benden bir çay diyor hemen. Beyler dedi işte adi suçlular. Ondan sonra varıyor Osman para diyor. Dayanamamış arkadaşı yoldaşı. Aa üstad yeter be demiş para demiş. Adım Osman'sa ben Osmanlı Bankası mıyım ya demiş. Yani en yakın arkadaşım bile olsa yeter be der. Ama Rabbim iste diyor. 24 saat iste. Böyle bir Rabbe kul olunmaz mı ya? Böyle bir Rabbin kapısını çalınmaz mı ya? Bu kapı dururken başka kapılarda ömür tüketilir mi ya? Onun için İnşallah bu sohbetler o kapılara devam etmemize, o kapıları çalmamıza, sebat etmemize vesile olur. Ve Rabbim dünya ve ahiretimize dair yaptığımız hayır duaları kabul eder. Onun için kardeşlerim Allah rızası için buna dikkat edelim. Müminin diyor kış mevsimi baharıdır, yazıdır, hasat zamanıdır. Gündüzü kısadır, oruç tutar. وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ Gecesi de uzundur, namaz kılar. Rabbinin huzurunda kıyama dururlar. Allah Celle Celaluhu Rahman'ın kullarının özelliklerinden, hasletlerinden bahsederken Estağfirullah وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Dikkat buyurun! Gecelerini internetin, televizyonun, bilgisayarın başında geçirmezler. Ya secdeler ve kıyamlarla geçirirler. Kimsecikler okşamaz beni madem. Sen öp beni alnımdan, sen öp seccadem derler. Allah'ım herkes sevdiğinin yanında, koynunda ben seninle beraber olmak istiyorum derler. Kıyama dururlar, secdeye varırlar. Kulluk edemedim, affına geldim derler. Uzun geceleri uykuyla kısaltmazlar. Gafletle geçirmezler. Gece abid olmayan, gündüz yiğit olamaz derler. Onun için yiğit olmak istiyorsak, abid
ve yiğit. Geceleri rükularla, secdelerle geçirelim. Allah rızası için 5 vakit namaz farz değilken vallahi sahabe teheccüd kılıyordu. 5 vakit daha namaz farz değil, sahabe teheccüd kılıyordu. Evet. Onun için gelin şu uzun kış gecelerini gafletle, dedikoduyla, günahla, gıybetle, malayen ile geçirmeyelim. Salatu rakateyn fi cenfil leyl. Gecenin ortasında kılınan 2 rekat namaz var ya, dünya ve içindekilerden, dünya ve içindeki hazinelerin sizin olmasından daha değerlidir. Allahu Teala'nın o 2 rekat teheccüde ahirette vereceği mükafat, dünya ve içindekilerin daha da değerlidir, için üstü kıymetlidir. Onun için inşallah bu kış geceleri de teheccüdlerle, secdelerle, kıyamlarla değerlendirelim kardeşlerim. Ve böylelikle kazananlardan olalım, kaybedenlerden değil. Muhammed İkbal var, Pakistan milli şairlerinden, bizim Mehmet Akif'imiz gibi. Ben diyor Hindistan'dayken, İngiltere'deyken İngiltere'nin küfründen, fıskından, şirkinden, pisliklerinden kendimi 5 vakit namazla, hususiyle teheccüd namazıyla korudum diyor. Çünkü namaz koruyucudur. Namazı korursak namaz bizi korur. Namazı korursak namaz bizi korur. Hem maddi korur hem manevi korur. Ve sahibine dua eder. Hafizakallah kema hafiztani. Benim korudun, muhafaza ettin, hakkıyla eda ettin. Cemaatle, huşu içinde, tadil erkana riayet ederek Allah da seni, malını, mülkünü, yurdunu, yuvanı korusun. Sahibine dua eder diyor. Ama namazı zayi ederseniz diyor, namaz sahibine beddua eder. Zayyakallah. Beni zayi ettin. Allah da senin malını, mülkünü, evini, barkını zayi etsin. İşte onun için iki yakamız bir araya gelmiyor. Onun için ne olur? Allah rızası için 5 vakit namaz ve teheccüd. Sabahlara kadar namaz kılıp ayakları şişen bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, sabahlara kadar yiyip karnı ve ensesi şişen bir ümmeti olduk. Otur bakalım çay, otur bakalım meyve, otur bakalım arabaşı, otur bakalım. Evet. Onun için Allah rızası için geliniz. Bu sohbetler, bu dirilişimize, uyanışımıza, Rabbimize yönelişimize Rabbim vesile eylesin inşallah. Senelerdir bu sohbetlere geliyorsunuz, dinliyorsunuz. Allahu Teala her ne hayır muradınız varsa lütfeylesin. Nefislerimizi, nesillerimizi ıslah eylesin. Rabbim razı olduğu bir hayatı yaşamaya bizi hidayet edip muvaffak eylesin. Rabbim ailemizde, nefsimizde, ülkemizde dirliğimizi, birliğimizi daim eylesin. Huzur ve saadet içinde yaşayıp rızasını ve cennetini kazanmayı nasip eylesin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin diyor ve bugünkü sohbetimizi Enfal suresinin 20. ayet ve devamıyla vaktimiz el verdiği ölçüde yapmaya başlıyoruz. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman eden kullarım. Allah bize sesleniyor. Ne büyük nimet. Dikkat veriyorum. Bu çok müjdeleyici bir hitap. Ey müminler. Vallahi Allah ey kafirler demiyor ya. Karşımızı almıyor, değer vermiyor onlara. Ey iman eden kullarım. Bazı ayetlerde kul ya ibadiyede. Kullarım. Hani meşhur hikaye. Onu Abdülhamid Han'a uyarlamışlar. O aslında Yavuz Sultan Selim'le oldu. Birisinin borcu vardır. Vakti gelmiştir ama el davuçta ödeyecek bir şey yoktur. Telaşlanır, endişelenir. Rüyasına Resul-i Ekrem Efendimiz teşrif eder. Der ki filana git,
Selim'ime git, sana borcun olan miktarı versin, borcunu öde. İnanmazsa ne diyeyim? De ki, sen şu kadar salatu selam getiriyor musun? Filan gün ihmal etmişsin, onun cezası olarak de. Gelir huzura, almazlar. Varsa bir derdin bize söyle, biz iletelim. Hayır, kendisiyle görüşmem gerekir der. Ve müsaade ederler. Buyurun der. Efendim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin selamı var. Benim ihtiyacım olan şu kadar parayı bana vereceksiniz der. Ne dedi der? Selim'ime söyle, filan gün getirmediği salatu selamın cezası olarak sana bu parayı versin. Çıkarır hemen, verir. Ne dedi, ne dedi der? Selim'ime söyle, sana şu kadar parayı versin, verir. Ne dedi, ne dedi? Selim'ime söyle. 16-17 defa tekrar ettirir, hepsinde verir. Orada vezir dayanamaz, sultanım der, cömertliğinize bir şey diyemiyorum ama yeter artık, maksat hasıl oldu der. Ne diyorsun vezir? Resulüm vezirim demiş. Vezirim demiş. Selim'im. Selim'im, düzeltiyorum. Selim'im demiş. Selim'im. Bunun müteaddit yaşanmış hadiseleri var. Aynı şey şair Nabi için de var. Vallahi diyor, tekrar ettikçe her zaman vermeye devam etmek isterdim. Onun için kardeşlerim, Allah kullarım, emrine hazırım Allah'ım demektir. Tek bir Kur'an-ı Kerim'de bir yerde kul ya eyyuhel kafirun şey ya eyyuhellezine keferu der. Ey kafirler. Bugün mazeret beyan etmeyin. İnnemâ tüczevne bimâ küntüm te'amelun. Ancak yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. Hiç boşuna uğraşmayın. Tattınız mı azabı? Hak mıymış? Hadi girin. Ama başka zamanlarda ne diyor? İstanbul'da kul ya eyyuhel kafirun. Söyle o kafirlere. Söyle o gavurlara. Ne yapar bir makam sahibi? Sevdiği birisi ise buyursun gelsin der. Sevmediği birisi ise ne istiyorsa verin gönderin der. Onun için Allahu Teala burada bize hitap ediyor. Ey mümin kullarım, iman edenler. اَضِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Allah'a itaat ediniz. Allah'ın farzlarını, emirlerini yerine getiriniz. Haramlarından, yasaklarından kaçınız ki Allah'a itaat etmiş olasınız. وَرَسُولُهُ Resulüne de itaat ediniz. Burada sadece bunu demekle yetineceğim. Dikkat buyurun, çok ince bir nokta var. Ne diyoruz biz? Peygamberimizin emirlerine sünnet diyoruz. Ama biz sünneti nasıl anlıyoruz? Yapsak sevabı var, yapmasak da olur. Peki, Peygamber aleyhisselama itaati emreden kim? Ey müminler, Allah'a ve Resulüne itaat edin diye emreden kim? Allah Celle Celaluhu. Resulüme itaat edin diyor. Peki, Resulün emrini yerine getirmek ne? Farz. Öyleyse sen sünneti hafife alamazsın kardeş. Sünneti vallahi hafife alamazsın. Şimdi ben sorsam size ana babaya itaat sünnet mi farz mı diye. Ne diyeceksiniz? Ana babaya itaat farz hocam. Niye? Çünkü ana babaya itaati emreden Allah Celle Celaluhu. Resul-i Ekrem'e itaati emreden kim? Yine Allah-u Teala. Öyleyse sünneti hafife alamazsınız kardeşim. Çünkü peygamberine itaati emreden Allah Celle Celaluhu. Resulüme itaat ediniz diyor. Hatta ne buyuruyor? وَمَنْ يُدْعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَتَعَ اللّٰهِ Kim Resulüme itaat ederse bana itaat etmiş olur. Peki Resul'e itaat etmeyen kime itaat etmemiş olur? Kime isyan etmiş olur? Allah'a isyan etmiş olur. Anlıyor musun şimdi sünnetin önemini? Sahabe peygamberimiz tarafından kendisilerine bir emir geldiği zaman vallahi sormuyordular. Ya Resulallah bu farz mı?
vacip mi, sünnet mi diye sormuyordular. Allah Resulü emretti mi? Semi'na ve ata'na. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyiveriyordular. Ya Resulallah bunu yapmasak da olur mu? İlla yapmamız gerekiyor mu? Farz mı, vacip mi, sünnet mi diye hiç sordukları vaki değil. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Biz bir arkadaşımız söylüyor, emredersin. Rica ederim diyor, emredersin. Hanım telefonda söylüyor, emredersin hayatım. Allah Resulüne gelince yapmasak olmaz mı? Yani sünnet değil mi yani? Subhanallah. Ondan sonra da canım ciğerim Resulüm, seni seviyorum. Güldürmeyin ya Allah aşkına ya. Bak samimi söylüyorum, şu anda Müslümanların ekseri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelse korkarım ki dinden çıkarlar. Hiç kusura bakmayın. Niye? Resul-i Ekrem sağ olsaydı, ey sakal bırakmayan kardeşim, şimdi sana sakal bırak mı diyecekti, sakal bırakma mı diyecekti? Hani seviyordun? Karşına geçse ne diyecekti? Hani seviyordun? Faize bulaşan kardeşim, Resul-i Ekrem sağ olsa karşına gelseydi, iyi faiz almaya devam et mi diyecekti, sakın ha alma mı diyecekti? Tesettüre riayet etmeyen kardeşim, Resul-i Ekrem seni görseydi, tamam işte böyle açıl mı diyecekti, bu ne hal, derhal kapan mı diyecekti? Şimdi itaat etmiyorsan geldiğinde de itaat etmeyeceksin. Emirleri baki çünkü biliniyor. Resul-i Ekrem gelseydi, kocana eziyet et mi diyecekti, yoksa etme mi diyecekti? Resul-i Ekrem sağ olup gelseydi, karşına çıksaydı, hanımına zulmet mi diyecekti, zulmetme mi diyecekti? Lütfen ya, gülünç duruma düşmeyelim Allah aşkına ya. Seviyoruz diyerekten kendimizi aldatmayalım. Seven sevdiğine itaat eder. Sevginin en büyük ispatı itaattir. İtaat ediyorsan seviyorum diyebilirsin. Resul-i Ekrem gelseydi seyrettiğin dizilere aferin devam et mi derdi? Resul-i Ekrem gelseydi baktığın internet sitelerine aynen devam et işte böyle ol der miydin? Hani seviyordun? Hani seviyorduk? Resul-i Ekrem gelseydi maşallah tam analarınız gibi örtülmüşsünüz. Farza göre örtülmüşsünüz mü derdi yoksa tarza modaya göre mi örtülmüşsünüz derdi. He? Hani seviyorduk? Belki de diyecektik ya bu da çok konuşmaya başladı haşa. Gelin kendimizi imtihan edelim. Allah rızası için. Allah rızası için iyi bir muhasebe edelim kendimizi. Gerçekten biz sevgide samimi miyiz? Seven sevdiğine itaat eder. Vallahi sahabeye diyordu ki ya Resulallah geliyordu sahabe Abdullah İbni Übey'in oğlu Abdullah. Duydum ki babamı öldürttürecek misin? Ben babasına karşı çok hürmetkar birisiyim. Eğer başka birisini öldürttürürsen babamı öldürdü diye ona kin beslerim belki kötülük yaparım. Müsaade et de babamı ben öldüreyim de babam gibi bir münafık yüzünden bir Müslüman kardeşe karşı kalbimde kin ve nefret olmasın. Yani şimdi emredersen öldürecek misin? Peki hadi gel diyor. Hemen koştu. Geldi. Ben peygamber evlatlarına babalarını öldürttürüyor dedirtme. Hemen koşuyor. Onlar öyle seviyordu. Onlar öyle seviyordu. Biz rahatımızı bozup da camiye cemaate gidemiyoruz. Onun için gelin sevgilerimizi yeniden bir samimiyet testine geçirelim. İtaat ediyorsak, sünnete uygun yaşıyorsak seviyorsun. O sevgi seni kurtaracaktır inşallah. Ama itaat etmiyorsak biz gerçek manada seviyor değiliz. Rabbim hakkıyla Allah'ı ve Resulünü en çok sevip itaat edenlerden eylesin inşallah. وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ
Allah ve Resulün emirlerini bildiğiniz halde, işittiğiniz halde, duyduğunuz halde, öğrendiğiniz halde işitmemiş gibi olanlardan olmayın. Bak müthiş bir şey bak. Bak sevgiyi ne güzel ispat ediyor. Siz işittiniz, sünnetleri öğrendiniz ama yapmıyorsunuz. Yani duymadınız. Duymamış gibi davranıyorsunuz. İşitmemiş gibi davranıyorsunuz. Şurada evladınız oturuyor, odadasınız. Oğlum su getir diyorsunuz, hiç hareket yok. Oğlum hadi su getir, hiç hareket yok. Gider koşarsınız yanına, bir Osmanlı tokadı vurmaz mısınız? Ben kime diyorum lan? Ha, ben kime söylüyorum? Bugün Müslümanlar işittiği halde, duyduğu halde bile bile yüz çevirmiyor muyuz? Bile bile isyan etmiyor muyuz çoğu günahlarımızı? Gıybetin, dedikodunun haram olduğunu bilmiyor muyuz? İşte bile bile yüz çeviriyoruz. Sahabe öyle değildi. Sahabe hemen semi'na ve ata'na diyordu. Şurada öğreniyor, daha çıkarken uyguluyor. Eğer böyle yaparsak hepimiz alim oluruz. Men amile bime alime allemehullahu ma lem ya'lem. Kim bildikleriyle amel ederse Allahu Teala ona bilmediklerini de öğretir diyor. Sahabe öyle alim oldu. Geliyor Resul-i Ekrem Efendimizin sohbetine, dinliyor. Resul-i Ekrem buyuruyor: İzzetül mümini istiğna'u minennas. Müminin izzetli, şerefli, haysiyetli, şahsiyetli olması müstağni davranmasıyla alakalıdır. İnsanlardan bir şey istemeyecek. Veren olmaya çalışacak. Alan değil. Babam sağ olsun. Niye? Evladım sağ olsun. Ulan sen babandan daha güçlü kuvvetlisin. Babam sağ olsun. Hep babadan bekliyor. Hep anadan bekliyor. Kocaman delikanlı. Yani gavurların yaptığının tam tersini yapıyoruz biz. Gavur 18 yaşına geldim hadi. Başın çaresine bak. Biz de torunları bile düşünüyoruz. Torunların bile evliliğini, barkılığını onunla yapacağız diye de ahireti unutuyoruz, namazı unutuyoruz. Kendimizi ihmal ediyoruz, Allah'a karşı vazifelerimizi ihmal ediyoruz ve evlatlar bizim için o zaman işte fitne oluyor. Onun için müminin izzet ve şerefli olması müstani olmasındadır. Veren olacak mümin, alanla değil, vermeye çalışacak, almaya değil. Her hususta başkalarına veren olmaya çalışacak. Bu hadisi duyuyor sahabi. Kalkıyor sohbetten, devesine biniyor, yolda gidiyor. Giderken değneği deveye vururken düşüyor. Hemen deveden iniyor, değneğini alırken orada da kenarda bir grup sahabi oturuyormuş. Deveye inmek binmek bir mesele. Ihtıracaksın, ineceksin, tekrar efendim bineceksin, bir türlü zahmet. Orada alıp devesine binmek görünce Allah iyiliğini versin diyor. Bunun için mi indin? Biz de bizim yanımıza geliyor zannettik diyor. Söyleseydin biz verirdik. Bak ne kadar kolay değil mi? Oradan birisi alacak, al değneğini diyecek. Bir de sen deveden ineceksin, bineceksin falan. Bizim teknoloji bizi acayip tembel yaptı. Şunu getiriver, şunu veriver, şunu alıver. Biz verirdik diyorlar. Ne diyor sahabi? Biraz önce Resulüm, sevgilim, Habibim buyurdu ki İzzetül mümin istiğna'u minennas. Müminin izzetli ve şerefli olması müstani olmasındadır. Bir şey insanlardan istememesindedir. Onun için onun itaat adına, ona uymak adına sizden istemedim, kendim aldım diyor. Ve Üstad Necip Fazıl da bunu şiirleştirmiş. Sanma başka bir nefsi kendi nefsine hamal. Kıbracın düşse yere attan inip kendin al. Daima hayatınız bu olsun. Veren olmaya çalışalım. Alan değil, veren, yardım eden, iyilik eden. Öyle olursa var ya toplumda hiç problem olmaz. Şimdi baba evlattan bekliyor, evlat babadan bekliyor. O ondan ve kardeş kardeşinden bekliyor, o ondan bekliyor. Bekleyip de gelmeyince de problem ve kavga başlıyor. Hiç beklemese, herkes vermeyi düşünse hiç problem olmayacak. Samimiyetle söylüyor.
O bana bunu alması lazım, o bana bunu vermesi lazım. Herkes kendine verilmesini bekliyor. Mümin vermeyi düşünecek. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Evet, onlar işittik dedikleri halde işitmez, bilmez, öğrenmez, duymamış gibi davranmazlar. Öyle olmayın siz diyor. Öyle olanlar vardı. Hristiyanlar, Yahudiler böyle oldular. Onlar bildikleri halde Tevrat'ta, İncil'de Peygamber Efendimiz'in vasıflarını okudular, öğrendiler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynen o vasıfları, özellikleri taşıyor. Gerek fiziki olarak, gerek ahlaki olarak var. Ama hiç duymamış gibi iman etmediler. İtaat etmediler Efendimiz'e. Sanki o Tevrat'ta onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Sanki okumadılar. Siz öyle olmayın. Yahudilerin, Hristiyanların durumuna düşmeyin. Ey müminler! Sahabe gibi işittik ve itaat ettik diye. Öğrendiklerinizi hemen uygulayın. Bir Müslüman bir şey öğrendi mi onunla amel edecek. Vazifesi bitmiyor. Başkalarına da öğretecek. Öğreneceğiz. Allah rızası için onunla amel edeceğiz. Başkalarına da öğreteceğiz. Sahabe bunu yaptı. Resul-i Ekrem'den öğrendi. Yaşadı, bizlere kadar ulaştırdı, öğretti. Ta kalktı Medine'den, Şam'a geldi, Mısır'a geldi, Kufe'ye geldi ve öğretti. O günkü şartlarda, vallahi'l-azim sadece bir hadisi öğrenmek için Medine'den kalkıp Şam'a gelen sahabiler var. Bir hadisi, Medine'den kalkıyor, Şam'a geliyor develer. Ve çok da enteresan, bir gün dinleneyim falan değil. Evine bile girmiyor o sahabinin. Kölesine diyor, çağır şunu, kim geldi filan. O mu hemen koşuyor, buyurun diyor, geçmeyeceğim diyor. Sen şöyle şöyle bir hadis duydun mu Resul-i Ekrem'den? Evet, tamam diyor ve dönüyor. Yemeğini bile yemiyor. Allahu Ekber. Bu hadisler günümüze böyle geldi. Hey, bir tanesini teberküm. Sonraki dönemlerde de böyle. Bize kadar hadisler nasıl geldi? Bakmayın şimdi edepsizler, hainler. Sahabeye dil uzatıyorlar. Hadislere dil uzatıyorlar. Hafızasında belki 100 hadis yok. Kesin yok senetleriyle. Ama ileri geri konuşuyor. Ebu Hureyre'ye hadis yumurtlayan diyor. Haşa. Yahudi kulüpte diyor. Efendim işte Hatice annemize dil uzatıyor. Ama göreceksiniz, Allah belalarını daha dünyadayken verecekler. Hep beraber göreceğiz. Sen Hatice anama dil uzatacaksın da ibreti alem için Allah seni cezalandırmayacak ha? Hatice anama dil uzatmak başlı başına bir beladır senin için. Cennet kadınlarının efendisine dil uzatacaksın. Resul-i Ekrem'in duasını almış sahabeye dil uzatacaksın. Göreceğiz. Daha sonraki dönemde de böyle. Baki bin Mahlet Endülüs'ten, bugünkü İspanya'dan kalkıyor. O günün şartlarında Fas, Tunus, Cezayir ta Bağdat'a geliyor. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh'ten hadis öğrenecek. Onun medresesinde. Ama hadis eğitimi yasaklamış. O zamanın sultanı Mutezile sapık fikrine sahip olmuş. Onun için Ahmet bin Hanbel mihnet döneminde eziyet ve işkence görüyor. Yasak. Üzülüyor. Eyvah diyor, ben bu kadar yolu aylarca kat ettim. Evine varıyor. Efendim ben sizden hadis öğrenmeye gelmiştim diyor. Duymadın mı diyor, yasaklandı diyor. Ama ben efendim uzaklardan geldim, benim için bir iyilik yapın. Yapamam, nasıl yapayım diyor. Başlıyor ağlamaya. Aklıma bir çözüm geldi efendim diyor. Lütfen buraya dikkat edin. Ne olur Allah rızası için. Ne olur onu yapalım diyor. Nedir o? Beni buralarda kimse tanımaz. Ben 3-5 tane dilenci kıyafeti ayarlayayım. Dilenci kıyafeti. Sizin kapınıza dilenci diye geleyim.
Siz dışarı çıkın. Ben Allah rızası için diyeyim. Bu arada siz bana bir taraftan bir şey verir gibi yapın, bir taraftan da bana hadis söyleyin. Ben yazayım, ezberleyeyim, gideyim. Yarım saat 45 dakika sonra tekrar başka bir kıyafetle geleyim. Tekrar siz bana bir iki hadis söyleyin, yazayım, ezberleyeyim, gideyim. Böyle böyle geleyim de sizden hadis öğreneyim. Ve biz çok güzel yazılmış kitaplar, dediğim gibi 40 hadisi bile, gündelik hayattaki duaları, vitir namazında okuyacağımız kunut duasını bile ezberlemekten aciz. Etmeyin kardeşlerim ya. Şimdi onlar da aynı cennete talip, biz de öyle mi yani şimdi? Siz de onların yanına gideceksiniz bu halimizde, biz de bunların yanında beraber olalım ya. Allah rızası için ya. Rabbim dinimizi dosdoğru öğrenme, dosdoğru yaşatma, yayma azmimizi, gayretimizi ziyade eylesin inşallah. Evet. İnne şerrad devâbbi indallâhi. Allah katında yaratıkların, hayvanların en kötüsü, en şerlisi es-summu, sağırlar. El-bukmu, dilsizler. Ellezine, öyle ki la yaqilun, akletmezler. Yeryüzündeki canlıların, hayvanların en kötüsü, en şerlisi domuz değil, aslan değil, canavar değil, kaplan değil, yılan değil, 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 değil. Kim? Allah'ın emirlerini, ayetlerini inanmayan, itaat etmeyen, Allah'a ve Resulüne teslim olmayan insanlar. Gerçekleri görmeyen, gerçekleri kulaklarını kapatan, duymayan, 3-5 kuruş dünya menfaati için Allah'ın emirlerine sırtını dönen insanlardır. En şerli yaratık. Ne'udhu billah. En şerliler bunlar. Duyuyor, gereğini yapmıyor. Görüyor, gereğini yapmıyor. Bunlar öyle canavarlar, kediler, köpekler, aslanlar, sırtlanlar değil. Çok affedersiniz, domuz değil. İşte en şerli yaratıklar, hakkı görmeyen göze sahip, hakkı dinlemeyen kulağa sahip insanlardır. Hakkı kabul etmeyen kalbe sahip insanlardır. Ve onlar artık hayvandan da daha kötü duruma düşmüşlerdir. Çünkü hayvanlarda akıl yok. Onlardan daha aşağı düşmüşlerdir, duruma düşmüşlerdir onlar. Rabbim böyle bir duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ. Allah onlarda bir hayır görseydi, bilseydi, hayran hayır, لَاَسْمَعَهُمْ. Elbette onlara hakkı işittirirdi. Velev esma'ahum, velev ki öyle işittirmiş bile olsaydı, letevellev, onlar yine de yüz çevirirlerdi. Ve hum muridun, onlar sırtını dönüp yüz çevirip giderlerdi. İman etmez, itaat etmezlerdi. En büyük kör kimdir? Görmek istemeyendir. İki gözü kör olan değildir. En büyük kör görmek istemeyendir hakkı. Hakkı duymak istemeyendir. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden müminler, istecibu lillahi ve lirrasul, Allah ve Resulüne icabet ediniz. Onların emirlerine itaat ediniz, Allah'a ve Resulüne. İza da'aküm, sizi çağırdığı zaman, sizi davet ettiği zaman, lima yuhyiküm, size hayat verecek, size huzur verecek, size dünya ve ahiret saadetinize vesile olacak emirlere davet ettiği zaman icabet ediniz. Yani hayat nedir? Allah'a ve Resulüne itaatle geçirilen hayattır. Allah'a ve Resulüne itaat edilmeyen hayat, hayat değildir. O
Onun için üstad ne diyor? Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek diyor. Onlar hayat süren leştir. Onlar yaşayan ölülerdir. Allah'a ve Resulüne itaat edenler gerçek manada yaşıyorlardır. Hayat onların hayatıdır. Çünkü onlar ahireti kazandıracak, cenneti kazandıracak bir hayat yaşıyorlar. Öyleyse Allah ve Resulünün emirleri size hayat verir, size huzur verir, size mutluluk verir. Eğer sabah ezanında hayyâle salâh davetine, çağrına uymazsan o evde huzur olmaz. Eğer Allah'ın davetine uyarak o evde namaza kalkılmıyorsa vallahi o evde huzur olmaz. O hayat hayat değildir. Bir imam anlatıyor. Bir diyor yolumun üzerinde kahvehane vardı. Orada oyun falan oynanırdı. Oradan geçerken tanıdığım birkaç kişiye bazen oyun oynamıyorlarsa selam verirdim diyordu. Ve onlar da bana buyur çay içelim falan derlerdi. Oyun oynandığı için oraya da gitmezdim. Evet, oyun oynanan, kumar oynanan bir yere çayı da olsa içilmez. Çünkü sana verdiği çay haram bir çaydır. Kumar oynatarak kazanıyor ve o kumar parasıyla alıyor, o çayı sana veriyor. İçki satılan bir yerden alışveriş yapamazsın sen o anda. Çünkü sana verdiği ekmek de olsa haramdır. Haram kazançla aldı sana veriyor. Gitmiyordum diyor. Bir gün baktım diyor, kendi başına oturuyor. Selam verdim. Yine çağırdı. Dedim ya, emekli de oldu bu arada diyor. Şuna bir iki nasihat edeyim, belki faydası olur. Vardım, selamünaleyküm, aleykümselam. Hele şükür geldin hocam ya. Bir çay mı içeceksin, ne istiyorsun? Bir şey içmeyeceğim dedim. Ve hemen söze girdim. Niye buralara geliyorsunuz, buralarda ömür tüketiyorsunuz? Siz Müslümansınız. Niye bu kumarı oynuyorsunuz falan? Ya hocam işte arkadaşlar çağırıyor, davet ediyor. İşte kıramıyoruz, biz de arkadaş hatırı diye geliyoruz, oturuyoruz. İşte burada ömrümüzü tüketiyoruz. Hem bak diyor emekli de oldun. Herkes ölüme yakın ama biz daha çok yakınız. Niye böyle yaparsınız falan? İşte dedim ya hocam diyor arkadaş hatırı. Deyince imam demiş ki bizim mahallenin müezzinini tanır mısın? Hayrola tanırım tabii. 15 yıldır bizim mahallede. Öyle mi dedim diyor. Hayrola niye sordum? O da günde 5 defa seni hayyâle salâh, haydin namaza diye çağırıyor da ayıp olur ya müezzin kırılmasın diye hiç aklına gelmiyor. Arkadaş çağırdı mı? Ayıp ettin ortağın gelelim ya. Tamam ayıp ettin ya. Gecenin birinde çağırırsa geliyor arkadaşı çağırdı mı? Allah sabaha çağırıyor. Haydin namaza. Hiç. Ondan sonra da Müslüman. Allah sizi hayat verecek, huzur verecek şeylere çağırıyor. İyi billeyin, iyi dinleyin. Allah'ın ve Resulünün davetine icabet etmezsek biz yaşayan ölüleriz. Ona göre. وَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Biliniz ki Allah kuluyla kalbi arasına girer ve dönüşünüz O'nadır. Evet. Allah Resulü'nün yaptığı, çokça yaptığı iki dua vardır. Kısa ve öz. Ezberleyin bunları ya. Allahümme ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ala taatik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi sana itaate çevir. Sana itaate yönlendir. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Sebbit kalbi ala dinik. Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Allah kuluyla kalbi arasına girer diyor ki, kalbimi hep dinin üzere, rızan üzere sabit kıl. Ezberleyelim, yapalım bu duaları. Ya Resulallah diyor Ayşe annemiz, Ümmü Seleme annemiz, bu duaları çok yapıyorsun. Evet diyor. Allah kalpleri evirip çevirendir.
Ve ona bu duaları çok yapmamız lazım ki dini üzere, itaat üzere bizi sabit kılsın. Daim eylesin. Dönüşünüz onadır. Ona göre bak. Başıboş bırakıldığınızı zannetmeyin. Estağfurullah. Eyahsebul insan ellem yarahu ahad. İnsan kendisini Allah'ın görmediğini mi zannediyor? Kendisine Allah'ın güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Başıboş bırakıldığımızı zannediyor. Dönüşünüz onadır. Bir gün hesabını soracak. Kayıt altına alıyor şimdi. Çekimler yapılıyor. Yarın estağfurullah ikra kitabek denilecek. Dönüş onadır. Hesap vereceğiz ona. Estağfurullah. Thumma letus'elunne yevmeizin anin na'im. Size verilen bütün nimetlerden tek tek sorulacaksınız. Vallahi bu korkuyla anacığım, Ayşe anacığım, keşke ağaç dalında ses veren bir kuş olsaydım da hesaba çekilmeseydim demiştim. Cennetle müjdelenen anam bu korkuyla gözyaşı döküyor. Cennet kadınların efendisi anam, keşke diyor ağaç dalında ses veren bir kuş olsaydım. Hesaba çekilmeseydim. Hazreti Ömer hüngür hüngür ağlıyor. Kafirdim, ölseydim perişan oldum. Müslüman olduk. Resul-i Ekrem'de çok güzel günlerimiz oldu. Ümitlendim. Derken bu hilafet görevi bana verildi. Korkuyorum diyor. Huzeyfe, ben de münafıklar arasında var mıyım Allah aşkına söyle diyor. Korkuyorum. Hazreti Ali camiye girerken benzi bembeyaz oluyor. Allah'ın huzuruna giriyorum. Nasıl bir muamele göreceğim bilemiyorum diyor. O sahabe bu kadar ibadetine, taatına, hayrına, hasenatına, kulluğuna rağmen korkuyorlardı. Çünkü Allah'tan hakkıyla alimler korkar. Dönüşümüz onadır. Ve tek tek hesaba çekileceğiz. Behlül Dana Hazretlerinin birisinde alacağı varmış. Yolda karşılaşmış, görmüş şu alacağını ver konuşurken adam tekrar kaçmış. Behlül Dana peşinden gitmek yerine başka bir yere gitmiş. Nereye gitmiş? Kabristan'a gitmiş. Kapıda bekliyor. Ne bekliyorsun Behlül demişler. Ya birisini de alacağım vardı kaçtı demiş. E seni görünce buraya gelir mi demişler. Mecbur gelecek. Geleceği yer burası. Mecbur gelecek. Hesap var. Bizi tekrar tekrar Allah bu hesaba, ahirete hesaba düşünmeye davet ediyor. Ona göre hareketinizi ayarlayın, yaşantınızı, sözlerinizi. Hesap var. Başıboş bırakılmıyorsunuz. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, hesaba inanıyorsanız günah işleyemezsiniz. Kandıramazsınız, aldatamazsınız. Hanımınıza eziyet edemezsiniz. Kocanıza eziyet edemezsiniz. Kardeşlerinize zulmedemezsiniz. Aldatamazsınız, kandıramazsınız. Hesap var. Ya Fatıma, peygamber kızıyım diye güvenme. Ben bile üç yerde kendi derdime düşerim diyor Resulüm. Estağfurullah. Vettegû fitneten lâ tusîbennellezîne zalemû minküm khâssâ. Öyle bir fitneden sakınınız ki lâ tusîbennellezîne zalemû minküm khâssâ. O geldiği zaman o musibet, o bela sadece içinizdeki zalimlere gelmez. Hepinize birden gelir. Hepinize o bela, musibet bulaşır. Ve'lemû biliniz ki ennallâhe şedîdül ikâb. Allah şiddetli cezalandırandır. Cezası şiddetli olandır. Azabı şiddetli olandır. Allah'ın cezasından kurtulmak mümkün değildir. Kardeşlerim, fitne çok manalara gelen bir kelimedir. 8, 10, 15 tane çeşit muhtelif manaları var. Sırf şu ayet hakkında başlı başına belki birkaç tane sohbet yapılır. Bu manalardan birisi fitne, küfür, şirk demektir. Fitneden sakının diyorsa işte küfürden, şirkten sakının. Fitne imtihan demektir. Ne diyor ayet-i kerimede? Estağfurullah. Ve'lemû ennemâ envâlukum ve evlâdukum fitne. Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihan vesilesidir.
Fitne imtihan demek. Siz mallarınızla, evlatlarınızla imtihan olacaksınız. Allah verir evlat imtihan eder. İkiz verir imtihan eder, kız verir imtihan eder, erkek verir imtihan eder. Vermez yine imtihan eder. Mallar da öyle. Verir imtihandır, vermez imtihandır. İmtihan vesilesi. Acaba bu mal sebebiyle imtihanı oluyor ki acaba kazanacak mı, kaybedecek mi? Bu mal bunu, bu malla bu cenneti mi satın alacak, cehennemi mi? Eğer sen bu mal, bu malla meşguliyet seni Allah'a ve Resulü'ten itaatten alakoyduysa bu senin için şerdir. Eğer Allah'ı ve Resulü'nü rızasını kazanmana vesile olduysa bu senin için hayırdır, imtihanı kazandın demektir. Ne buyuruyor örneğin evlat noktasında? Her kimin üç kızı olur, buna İslam ahlakıyla, terbiyesiyle terbiye ederse evlendirir damatlar, Allah razı olsun kayınvalide, kızından çok memnunum derse bu kadın cennetliktir. İmtihanı kazandı. Ama kendisi böyle burnunu bile kapatırken kızını yanında artist gibi gezdiriyorsa bu imtihanı kaybetti. Bu imtihanı kaybetti. Bir anne evlatlarına nasıl namaza çağırıyormuş biliyor musun? Annelerim, bacılarım, çocuklarını çağırıyor. Haydin yavrularım, cennette hiçbirinizin eksik olmasını istemiyorum. Haydin kuzularım, namaz! Cennette hiçbirinizin eksik olmasını istemiyorum. Ben cennete giderken sizi cehenneme göndermek istemiyorum. Siz cehennemde yanarken ben cennette olmak istemiyorum. Hep beraber cennette olalım. Onun için evlatlarımız, mallarımız rızasını ve cennetini